Salgınla birlikte tüketiciler online alışverişe yöneldi. Bu durum taklit ürün satışı yapanların da iştahını arttırdı. İnternette taklit ürün sayısı pandemi öncesine göre neredeyse yarı yarıya artmış durumda. E-ticaret sektörü yetkilileri tüketicilerin nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. İstanbul'da Zeytinburnu, Merter, Güngören ve Aksaray'ı mesken tutan sahte ve taklit ürünler salgınla birlikte internete kaydı. Satıcılar özellikle sosyal medya platformlarını kullanarak ürünlerini orijinal gibi pazarlamaya çalışıyor. İnternetteki taklit ürün sayısının salgınla birlikte %40 oranında arttığı tahmin ediliyor. Bu konuda e-ticaret siteleri çeşitli önlemler alıyor. Müşterilerinden gelen şikayetlerde direkt müdahale eden bir yapıları var. Ve hatta bu ürün sahtedir, bu üründeki fiyatta çok ciddi değişiklikler var gibi müşterilerinden aktif olarak da bir geri bildirim bildirme yapıları mevcut. Sistem zaten kendi içinde kötü iş yapan işletmeyi online'da kendi kendine zaten eliyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, taklit ve korsan mal ticaretinde eğilimler raporuna göre Türkiye dünyanın en büyük dördüncü sahte ürün pazarı konumunda. Son dönemde taklit ürünlerde kozmetik ve parfüm ön sıralarda yer alıyor. Uzmanlar güvenilir e-ticaret sitelerinden alışveriş yapılmasını, alışveriş yaparken de satıcının puanlamasına ve önceden yapılan yorumlara bakılmasını öneriyor. Beğenmedikleri ürünü, emin olmadıkları ürünü iade etmek istediklerinde aldıkları öncelikle platform üzerinden zaten bir iade talebi oluşturuyorlar. Burada platformların önemi şu açıdan ortaya çıkıyor. Platform aslında tüketiciyi koruyan, satıcıyı koruduğu kadar tüketiciyi koruyan da kuralları var. Özellikle kredi kartıyla alışveriş yapılmasını çok tavsiye ediyoruz. Çünkü bu noktada kart itirazı ile beraber, bankanıza yapacağınız bir alışveriş itirazı ile beraber paranızı geri alabilmeniz de mümkün. Uzmanlardan tüketicilere iki tavsiye daha var. Bir şikayet varsa e-devlet üzerinden tüketici hakem heyetine başvuru yapmak mümkün. Alınan ürün sahte ise iade talebinde kargo ücreti ödenmesi de zorunlu değil. Geçen yıl virüs salgınına rağmen düşük faiz